İşte gördüğünüz gibi oraya buraya sıçrıyor. Hala canlı vaziyette ve bunu yiyorlar. Evet, burada da abimiz kalamar kebap yapmış. Bu şekilde atıştırmalıklar, tatlı bölümleri. Ahtapot kızartması var. Ahtapot kebabı diyebiliriz. Gerçekten güzeldi. Şu ana kadar yediğim en iyi Asya yemeği de diyebilirim. Şu anda Çin mahallesine gidiyorum ve buranın en büyük nehrinin köprüsünden geçiyorum. Bu şehri ikiye ayırıyor diyebilirim neredeyse. Büyük bir nehir ve burada manzara süper. Karşılıklı böyle çeşitli köprüler var. Altta bir otoyol var. Burada da nehrin diğer kısmı ve yüksek gökdelenler. Işıklı binalar. Ve evet, artık arkamda görmüş olduğunuz Grand China Hotel'den itibaren burası Çin mahallesi. Buraya girdik. Burada sanki ülke içerisinde ülke varmış gibi. Alfabe tamamen hemen Çince'ye döndü. Böyle Çin mekanları var gördüğünüz gibi. Etrafta işte Çin otelleri, Çince yazılar ve Çin tarzında mağazalar var. Şimdi derinliklerine doğru ilerliyoruz. Burası biraz daha canlı. İçeriye doğru gittikçe Çin tarzında yemekler, sokak yemekleri. Yine Asya olduğu için tabii benzerlikler var ama daha çok burası Çin tarzı ve Çin mutfağına hitap edecek şekilde mekanlar hep Çince. Burası da oldukça hareketli bir yer, canlı bir yer. Burada da çok fazla turist var. Işıltılı ve güzel bir yer burası da. Sanki Çin'e gitmeden Çin'deymişiz gibi dolaşıyoruz şu an. Burası trafiğe kapalı ve insanlar yürüyor. Burada işte Çin tarzı süslemeler, dekorasyon ürünleri mevcut. Çeşitli Çin yemekleri yine. Tabi benzer Tayland'da da. Ama bazı farklılıklar var. Bu şekilde atıştırmalıklar, tatlı bölümleri. Çin adeta burada kendi hegemonyasını, ülkesini kurmuş gibi. Almanya'da Kreuzberg'e gitmiştim. Orası da Almanya içerisinde, Berlin içerisinde Türk mahallesi gibiydi. Burası da Tayland'da Çin mahallesi. Ve her yer Çin kültürüyle dolu. Size Çin tarzı yemekler var demiştim ve Çinliler her şeyi yiyorlar. İşte gördüğünüz gibi karides, büyük karidesler ve çeşitli Çin yemekleri burada. Her şeyi yiyorlar diyebilirim. Çeşit çeşit etler var, ne olduğunu bile bilmiyorum. Kebap tarzında yapmışlar hepsini. Gördüğünüz gibi burada karidesler, kalamarlar, salyangozlar. Hepsi var. Tabii Asya, Tayland'da da yiyorlar bunları ama bu kadar fazla ve çeşitli değil. Çin tabii bu konuda kimsenin eline su dökemeyeceği bir ülke. Devam ediyoruz. Çeşitli şeylere bakacağız şimdi. Burada tabii Türkiye'de olan bazı kiraz, vişne gibi ürünler de var. Ama çok pahalı. Burada çok fazla yetişmediğinden dolayı ithal olarak geldiği belli. Böyle durumlar. Burada da bu şekilde ahtapot kızartması var. Ahtapot kebabı diyebiliriz bunun için. Burada kızarmamış halleri ahtapotlar, kalamarlar böyle vantuzlarıyla, her şeyleriyle burada görebilirsiniz. İşte bunlar ahtapot, küçük ahtapotlar. Burada da kalamarlar var. Bunu böyle kebap yapıp yiyorlar. Burada çeşitli yine ürünler var. Ne olduğunu şu an, evet şu an bu domuz etiymiş, yukarıdan baktım. Çeşitli soslarda karidesler var. Kestane şu an ne alaka anlamadım ama çeşitli içecekler yine. Böyle Çin tarzı süslemeler oldukça güzel. Ve Çin gibi de kalabalık burası gerçekten. Gittikçe daha da kalabalık oluyor. Yaklaşık 1 kilometre önce hiçbir şey yokken şu anda oldukça kalabalık bir hal aldı. Evet, burada da abimiz kalamar kebap yapmış. Kestane gibi pişiriyor aynı. Şöyle kızarmış kalamarlar.
burada yine pişmemiş halleri. Bunu ilk defa görüyorum. Çok ilginç görünüyor. Kalamar kebap. Burada da yine Çin tarzı bir çorba yapıyorlar. Bu şekilde etleri, yumurtayı ve bitkisel ürünleri koyup suyunu koyuyorlar. Ama bunun kötü yanı tabii ki burada domuz eti kullanılıyor. O yüzden tadına bakabiliyoruz. Burada da kalamarların canlı hali var. Akvaryumda bildiğimiz kalamar yetiştiriyorlar. Burada yetiştirip sonra da satıyorlar. Ve daha sonra sofralara giriyor. Aşağıda da var bu şekilde kalamar. Burada da dün benim yediğim gibi sanırım bunlar karides. Evet, karidese benziyor bunlar da. Gördüğünüz gibi sayısız karides burada yetiştiriciliğini yapıyorlar. Sonra da bu şekilde sofralar. Evet, burada az önce size gösterdiğim canlı shrimps vardı, onu yiyorlar. İşte gördüğünüz gibi oraya buraya sıçrıyor. Hala canlı vaziyette ve bunu yiyorlar. How is the taste? Good. Evet, beğendiler. Ama orada durmuyor gördüğünüz gibi. Oradan oraya zıplayıp duruyor. Canlı halde. Az önce abimiz de kalamar yedi. Böyle gördüğünüz gibi sıçrıyor. Bazen kapatıyor ki çıkmasın diye. Şu an hala canlı. Çocuk yemek istemedi ama kendisi yiyor. Oldukça ve oldukça ilginç gerçekten. Yani çok zor yenmesi bir şey ama burada yiyorlar. Evet. Gördüğünüz gibi hala sıçrıyor. Muhtemelen YouTube'da da hala sıçrıyor olacak. Oldukça ilginç gerçekten. Herkes de burada kameraya çekiyor onları. Çünkü yani Asyalıların dahi alışık olduğu bir durum değil çok fazla. Evet, akşam oldu ve bayağı acıktık. Artık halimde kalmadı. Şimdi bu Çin Caddesi'nde çok aradım ne yiyebilirim. Çok uğraştım ama her şeyde ya domuz eti var ya da yiyemeyeceğim kadar kötü. Burada ancak bir tane Hong Kong noodle buldum. Hong Kong tarzı bir noodle'mış bu. İnce makarna, tavuklu ve karidesli. Böyle kocaman karidesleri var. Yani bu kadar büyük bir tabak ve bu kadar çok ürün beklemiyordum. Beklediğimin çok üstünde geldi. Sadece 100 baht yani 70 lira civarında. Türkiye'de böyle karideslerin bulunduğu bir tabak sanırım 400-500 liradan aşağı değildir. Burada uygun gerçekten fiyatları. Şimdi bunun tadına bakacağım. Tadına bakalım. Sonra size yorum yapacağım. Evet, gördüğünüz gibi tabağı tamamıyla şu karideslerin ön kısmı hariç bitirdim. Gerçekten güzeldi. Şu ana kadar yediğim en iyi Asya yemeğiydi diyebilirim. Oldukça da acıydı. Burada acı soslar da var. Sıcak ve çok terledim. Şimdi otele gideceğim. Daha doğrusu hostele, küçük odama. Ve güzel bir duş alacağım. Yemek gerçekten iyiydi. Burası güzel bir yermiş. Ve pork olmaması da, yani domuz eti olmaması da mükemmel. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.